Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Umarım bu hoşunuza gider. Biliyorum sesle alakalı problem var. Biliyorum ışıkla alakalı problem var ama yani şu an bunları çözemiyorum. Umarım çözeriz. Bu ışık ve sesle alakalı da görüşlerinizi ve önerilerinizi istiyorum. Yani önereceğiniz mikrofon vesaire ışık mışık var mı? Bu konuda da arkadaşlar açıkçası desteğinize ihtiyacım var. Her türlü desteğe de açığım. Şimdi burada yeni bir içerikte karşınızdayım. Trabzonspor'daki sorunları konuşacağız. Saha içi sorunları. Eğer bu tarz video hoşunuza giderse bunu oldukça sık yapmaya çalışacağım. Daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada Trabzonspor'daki sorunlar, benim kendimce belirlediğim sorunlar. Orta sahadaki sorun, defansın topla ilişkisi, kanat problemi ve santrofor. Bunlar üzerine konuşacağız. Oyuncu önerisi videosunu da arkadaşlar canlı yayın yapmaya karar verdim. Ya oyuncular hakkında yazıyordum her şeyi ama o kadar çok uzun oldu ki ezberleyene kadar canım çıkıyor. Bunları canlı yayında size önümdeki olan bilgileri okuyacağım. Çünkü bayağı fazla bilgi var. Oyuncuların istatistikleri alakalı. Ben orta saha oyuncu önerisini yapacağım o videoda. Onu canlı yayın olarak duyuracağım. Hepinizin de yüksek katılımını istiyorum. 11 tane oyuncu önerdim. Bu oyuncular arasında da 3 tanesi yüksek, geri kalanları alçaktan düşeye doğru bir liste şeklinde ben de yani bir teknik direktörmüş gibi hayal edip 11 kişilik bir orta saha isim listesi verdim. Hayal. Şimdi hazırsanız başlayalım. Burada arkadaşlar Trabzonspor'un ilk 11'ini kendimce yazdım. Kalede Uğurcan, solda Eren, sol stoper Benkoviç Densil, sağ stoper Baniya Hüseyin Fernandez. Sağ bek Lersen Mehmet. Aslında Lersen'i buraya da yazabiliriz. Bunları okuyorum çünkü benim yazım çirkin. 6 numaraya Korberis Doğucan. Orta sahaya Bakasetas, Bartri, Ömür, Tekliç. Kanatlar Trezeguet, Vişça. Santrofor'da Umut Enis. Zaten şuraya baktığımızda yani zaten şuraya baktığımızda doğu olarak şurada benim diğer şeyi alayım. Bunu arıyordum. Doğal olarak baktığında hiç yani hiçbir yorum yapmadan, futbol bilmeden ne eksik görüyorsun? Ya kardeşim ya benim şurada ve şurada bir oyuncum var ya. Birer oyuncum var. Bunların yedekleri dahi yok. Ki bu arkadaş Vişça bakıyorsun pası sakatlanıyor. Formsuz olmuyor bizde. Trezeguet şu an sakat. Ve Afrika Kupası'na gidecek. Yani hiç bilmeyen biri buradaki eksikleri görür. Biz sıra sıra gidelim. Önce orta saha üzerinde konuşalım. Orta sahamıza baktığımızda Korbelis, Doğucan. Yani yanlış anlamayın ama ben Doğucan üzerine çiziyorum. Doğucan Trabzonspor'un alternatifi bile değil. Bu adama 2 milyon euro verdik bu arkadaşa. Aslında 2 milyon euro biz buna vermedik. Biz 5 milyon euro Eren'e verdik. Yanında paket yapıp sattılar bize. Aynı şekilde Bursaspor'dan aldığımız topçular için de Kerem, biz aslında Kerem ve Taha'yı istiyorduk. Yanında Batuhan Kür'ü de paket yapıp biraz daha para verdik. Aldık. Sonra Bursa Başkanı Emine Danur da o paraya çöktü zaten. Şimdi zaten arkadaşlar buraya baktığımızda Korbelis. Ama Korbelis nasıl bir 6? Adam 6 mı 8 mi? Yani nasıl bir box to box? Nasıl bir oyuncu? Normalde bu adam Panathinaikos'ta biraz daha savaşçı, biraz daha pozisyon bilgisi yüksek bir oyuncu. Ama ve lakin bizim bu orta saha yapımıza baktığımızda Baka, Bartri, Ömür, Tekliç. Eğer burada bu adamlarla oynayacaksak ki diyelim hadi biz bu adamlarla oynadık. Başka şansımız yok. Buradaki oynayacak 6 numaranın daha kapsayıcı bir oyuncu olması lazım. Daha kapsayıcı oyuncu ne demek? 1. Boyu uzun olacak. Niye boyu uzun? Niye uzun? Burada Tekliç, Ömür, Bartri, Bakasetas hiçbirinin hava topuyla alakası yok arkadaşlar. Hiçbirinin. Doğal olarak burada orta sahadaki boyumuz kısa olduğundan dolayı 1. Boyu uzun olması gerekiyor. Aslında Trabzonspor'un geçen sene transfer ettiği Gbamin gerçekten bu profile uyuyordu. Hatta ilk oynadığı Galatasaray maçında ben adamı çok beğenmiştim. Ama adam
Hiç oynamak istemedi ya bizde ya. Hiç oynamadı. Bir, boy. İki, fiziksel mücadeleye yatkın ve gireceği mücadeleleri kazanması gerekiyor. Maalesef Corvallis de bunu görmedik arkadaşlar. Corvallis şu an bu yapıya uygun bir oyuncu değil ki. Yani cüssesine de baktığımızda ve atletizmine baktığımızda bunu da görmedik. Belki oyuncu son iki senesinde bu özelliği gösterse de Trabzonspor'a geldiği yapı itibariyle bu özelliğe hiç yakınmış gibi gözükmüyor. Trabzonspor'da temel problemlerden birisi bu 6 numara mevkideki oyuncunun hem boy uzun olmalı hem kesiciliği olmalı. Kesici. Bitiyor mu? Bitmiyor. Burada yazdım ya, defansın topla ilişkisi. Şimdi bakıyoruz bu yapıya. Eren, Lersen, Benkoviç, Densil, Baniya, Hüseyin, Fernandez, Lersen, Mehmet. Arkadaşlar bu yapıda Densil dışında topla ilişkisi olan oyuncu yok. Yani Trabzonspor'un defanstan topla çıkmakla alakalı büyük problemi var. Ya diyeceksiniz ki topla çıkmasak ne olur? Uğurcan vur ileri. Uğurcan böyle vur ileri. Vur ileri. E tamam, vurdu ileri. Ne oldu? Bakıyorsun. Umut. Boyu kısa. Enis boyu uzun ama yani şu an o pivotluk özelliğini gösterecek oyuncu değil. Vişça hayatta o topu kazanamaz. Trezege imkanı yok. Bakasetas, Bartu, Ömür, Tekliç. Hayır. Bakın. Ben top oynadığım zamana bak. Ben amatöründe oynadım ve benim boyum kısa. Ben stoperde oynadım. Santrafor'da oynadım. Benim hocam vardı. Şu an Fenerbahçe'de çalışıyor ama Trabzonludur. Yani kendisi de bayağı topçunun hasıydı. Topçunun hasıydı. Beni hem santrafor hem stoper oynatırdı. Ben santrafor oynadığım zamanlar bana ne yapardı biliyor musun? Kaleci kafa top uzun vurduğunda beni şuraya alırdı. Beni buraya alırdı. Niye beni buraya alırdı? Bizim buradaki arkadaşımız vardı, Şükrü, çok hızlıydı. Beni buraya alırdı ki ben o avtopu mücadelesine girdiğimde ben vura basam bile buradaki oyuncuyu bozayım. Bir şekilde o top arkaya markaya seksin de buradaki benim kanat oyuncum yardırıp gitsin. Ama bizde böyle bir yapı yok. Yani uzun vurma olayı iptal. Eren, Benkoviç, Baniya, Lersen bunlara baktığımızda baskı yediklerinde afallıyorlar. Galatasaray maçında bu afallamayı gördük. Net şekilde gördük. Bu adamlar baskı yediklerinde çıkacak bir delik bulamıyorlar. Kopenhag maçını hatırlayın. Burada Siopis vardı. Siopis'e baskı geldi, topu kaptırdı, gol yedik. Ama eskiden kim vardı burada? Sosa vardı. Sosa dayıyordu popoyu. Alan kontrolü buradan çıkabiliyordu. Heh, gelelim 6 numara nedir? Bu konu çok soruluyor. Bazı kişiler çok biliyor. Onlara tekrar açıklıyorum. 6 numara dediğinde illa uzun boylu, cüsseli, topu kapacak oyuncu anlamına gelmiyor. Farklı tarzda 6 numarayla oynayabilirsin. Biraz da ayakları düzgün bir 6 numarayla oynayabilirsin. Bunun örnekleri oldukça fazla var. Şu an mesela Real Madrid çok genç oyuncularla oynuyor. Mesela şunun bunun problemini yaşıyor. Yani Modric ve Kroos'u oyunu almak zorunda kalıyor. Kalıyorsun arkadaşlar. Yani buradaki oynayacak oyuncunun biraz da tecrübesi olması gerekiyor. O yani o şeyi nasıl diyeyim size, pisliğe, o küçük nüansları bilmesi gerekiyor. Mesela Ömür'ün ben geleceğinin burada olacağını düşünüyorum. Ama şu an Ömür buraya hazır değil. O tarz bir oyuncu değil. Ömür Verratti bilmem ne seviyesine şu an uzak. O oyuncu değil ama Ömür'ün Antalyaspor maçında geldiği bir an vardı 6 numarada, bizi rahatlatmıştı. Fakat bu da çözüm değil. Buraya kesinlikle transfer gerekiyor. Ben hoca olsam buraya alacağım oyuncu kesinlikle kesici özellikte olup, bak, hızlı olmasını beklemiyorum. Zaten buradaki oyuncu hızlı olması demek, yani Rodri'yi mi alayım size? Yok. Buradaki olacak oyuncu 1.83-1.84 olmalı. Hızlı olmasa da olur ama topla ilişkisinde fena olmaması gerekiyor. Çünkü bana buradaki adamın top kapmasından ziyade alan kontrolü gerekiyor. Alan kontrolü ne demek? Oyuncu burada Siopis gibi baskıya gittiğinde Siopis baskıya gidiyordu. Buraya gidiyordu Siopis.
çıkış yapıyordu Siyopis. E ne oldu? Koca alan boş oluyordu. Koskoca alan boş oluyordu ve pozisyon kaybediyorduk. Ama burada olacak, burada sabit kalacak oyuncu buraya bir şekilde hükmedebiliyor. Hem uzun bacaklı olması hem de pozisyon bilgisi olmasından dolayı buraya kontrol edebiliyordu. Aynı zamanda stoperlerin arasına girerek de defansı üçleyebiliyorsun. Bir burada, bir burada, bir burada üçlüyorsun. Bu sayede beklerini biraz daha öne çıkarabiliyorsun. Ama biz buradaki oyuncumuzun hiçbir şekilde o verim alamadığımız için bunları yapamıyoruz. Bu bir. İki, orta sahada Ömür Bakasetas. Bakasetas bu orta saha yapısının hiçbir yerinde oynayamaz. Bakan'ın oynaması gereken yere ben size söyleyeyim mi? Bakan'ın oynaması gereken yer şurası. Burası. Ya burada, ya burada, ya burada. Buradan seken top, buradan seken top, buradan seken top. Ya da yani ona pozisyon açılacak, ceza sahasında koşu yapacak. Ama biz Bakay'ı nerede oynatıyoruz? Şu havuzda. Bu adamı kaleden uzaklaştırdığımız sürece verim alma şansımız yok ki verimden ziyade el freni oluyor. Bakasetas'ı burada topla buluşturduğumuzu düşünelim. Tahta karıştı ama ben sizin anladığınızı düşünüyorum. Bakasetas'ı topla şurada buluşturuyoruz. Şurada buluşturuyoruz. Ya Bakasetas'ın en önemli özelliği hızı değil ki. En kötü özelliği hızı yani. Kontraya çıkamıyoruz. Geçiş yapamıyoruz. Ve biz bu adamı burada topu buluşturacaksak öldürücü noktada kim topu buluşacak? Ve Ömür'le de bir rol paylaşımında problem var. Ömür'e rol paylaşım problemi var. Ayakları aynı. Sahayı simetrik bölemiyoruz. Bu parselizasyonu sağlayamıyoruz. Bu orta saha konusunu hemen toparlayayım, kapayayım. Olması gereken dediğim 1.83 minimum uzun boylu, çok hızlı olmasa da olur. Ayakları fena olmayan, teknik özellikleri fena olmayan. Bakın, istatistiklerinde top çalmadan ziyade ara top yapma, yani topun arasına geçme. Yani top kesme özelliği biraz daha, bak, çalmadan ziyade kesme özelliği o verileri fazla olan bir oyuncu. Burası daha iyi. Josef de Souza. Buradaki oyuncunun kesinlikle, ya da hangisi, ikisinden birisi, topla dripling özelliği olan, ceza sahasına koşu atan. Niye dripling özelliği diyorum? Bizi şu baskıdan çıkartsın. Baskı yediğimizde driplikle çıkarabilsin ki kontraya çıkalım. Aynı zamanda kanat oyuncularımızın da hep beraber hücuma kalkabilelim. Ara top yaptığımızda, 6 numara ara top yaptığında 8'e bırakıp toplu hücuma çıkabilirim ama bizde bu da yok. Ara ara Ömür'le yapıyoruz, yalan yok. Ama ara ara. Yani hadi isim vereyim size işte. Badou Ndiaye. Önereceğim topçulardan birisi. Alfred Duncan. Gibi 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 gibi. Burası için ise. Şimdi buraya dediğim 6 ve 8 geldikten sonra istersen Ömür'le oyna, istersen Bakay'la oyna. Bu düzeni yaptıktan sonra istersen Teklic'le, istersen Bartri'yle. Bu iki yapıyı kurduktan sonra buradaki adamın çok bir önemi yok. Bakayım video doldu mu? Arada kontrol. Devam. Yani çok bir önemi yok. O yüzden orta sahayı çizdim. Defansın topla ilişkisi, ona da bir nebze anlattım size. Bence defansımızda eğer böyle olacaksa ve transfer gelmiyorsa Densil'in kesinlikle oynaması gerekiyor ama hoca Benkoviç'i tercih ediyor. Bu stoper hattıyla da Trabzonspor hocanın yapısıyla, hoca çünkü defans kurgusunu şimdi burayı defans kurgusunu önde istiyor. Önde olacaksa bu yapı olmaz. Bu yapı geride, çizgisinin geride olması gerekiyor. Mesela Galatasaray maçında defansımız fena gözükmedi. Niye? Defans çizgimiz daha gerideydi. Ama defans çizgisini ileri çektiğimizde bu defans patlar. Hele baskı yediğimizde hiç şansımız yok. Ben o yüzden şey diyordum. Eren bank oynayacak. Defans stopere bir şey yapmıyorsak sağ bekimizin biraz daha topla ilişkisinin daha iyi olması gerektiğini düşünüyordum ki
Baskı yaptığımız, baskı yediğimizde oyunu buradan kuralım. Oyunu bekten kuralım ki en azından bir çıkış noktası olsun, ama bizim maalesef böyle bir olayımız da yok. Bu da en büyük hatalardan birisi. He, bunu düzeltsek bir nebze olsun buraya yardımcı olur ama patlar yani. Rakip der ki 6 numaraya baskı der. 6 numaraya baskı yedikten sonra da hatta der ki 6 numaraya baskı, stoperlerin birine de gölge baskı yaptığı anda sen de patlarsın, topu sürekli ileri vurursun. O topları da toplayamazsın. O yüzden bunu da çizdik. Kanatlar. Bunun üzerine çok konuşmaya gerek yok. Zaten adam yok arkadaşlar. Adam yok yani. Trezeguet dışında da adam geçme becerisi olan oyuncumuz da yok. Buraya kesinlikle hızlı adam geçme becerisi olan oyuncu gerekiyor. Bak bitiricilik demiyorum. Bitiricilik demiyorum. Ya bitirmesin. Bitirmesin ya. Nalet olsun bitirmesin. Onu aramıyorum artık. Onu aramıyorum. Hızlı ve adam geçen becerisi olan ve temaslı oyuna yatkın bir oyuncu. Ben Onyekuru ismini veriyorken üfürmüyordum. Bu özelliklere uyuyor diye veriyorum. Onyekuru bu özelliklere uyuyordu. Onyekuru da transfer yaptı. Ya bulursun bakarsın. Kanatta araştırırım. Kanatta araştırmadım. Yani şu an mesela bak araştırmadan oyuncu söyleyemiyorum. Ama orta saha için size 11 tane oyuncu söyleyeceğim. Araştırmadığım için kanat oyuncusu diyemiyorum ama bizim gündemimizde olan ve taraftarımızın çok istediği oyuncu Brett Nielsen. Molde'deki. Al. Bak ben Brett Nielsen hakkında çok kişi yazıyordu. Ben diyordum ki hemen atlamayalım. Kararımı verdim. Al. Roma'ya da gitmedi. 3-4 milyon euro ver. Kabul ederler. Gerekirse bol bonuslu koy. Pay ver. Çekersin. Alabilirsin yani. İmkansız değil. Çekersin. Zaten veriyoruz 5 katı kadar maaş adamlara. Çıkış maddesi koyarsın. Ya Kim Min-jae geldi Fener'e gitti nereye adam? Napoli yaptı. Paris'e şeye gitti. Bayern'e gitti. Ya burada tamam. Trabzonspor'u eleştiriyoruz yani. Arada kızıyoruz. Kaos Spor, Aurizon Spor diyoruz ama son 5 senedeki en çok kupa kazanan takımı alır yani. Buraya da isim diyeyim. Brett Nielsen al. Molde'deki topçuyu al. İyi. Kesin iş yapar. Çünkü niye bak hiç kimse gibi başka özelliklerini bilmeden üfürmüyorum. Adam temaslı oyuna yatkın ve fiziksel özellikleri iyi. Burada bize iş yapar. O yüzden bunu da çiziyorum. Gelelim Santrofor'a. Santrofor'da çok uzun konuşmaya gerek yok. Türkiye Ligi'nin bir gerçeği var. Pivot Santrofor. Boyu uzun Santrofor. Çok fark yaratıyor. Petkovic ismi olsaydı çok iyi olabilirdi. Ben 15 gol atacağını düşünüyordum Petkovic'in. Ama Petkovic ayarında da başka oyuncu bulabilirsin. Bulabilirsin. Keşke Dobjuk olsaydı. Alamadık. Şimdi oraya da aklıma adam gelmiyor diye önermiyorum ama Türkiye Ligi'nin bir gerçeği var. Ve Enis Destan'ın da forma şansı sık sık bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Umut'la aramızdaki bağ kopuyor. Umut'u bu kaostan uzaklaştırmamız gerekiyor. Hamle oyuncusu olarak Umut olmalı. Çünkü artık o bağ kopuyor. O toksiklik daha da artmaya başlıyor. Sürekli tepki görüyor arkadaş. O yüzden Enis'le başlayalım. Zaten transfer gerekiyor. Bence iki tane gerekiyor da yüzsüzlük yapmayayım. O yüzden bunu da çizdim. Öyle arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gider. Burası benim odam. Yani böyle yapabiliyorum işte. Umarım bir yerlere çıkarız da bir şeyleri yaparız. Yani yapacak başka bir şey yok. Hoşunuza gittiyse yazın içerikleri. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.